Morluklar genellikle cilt içine kanama demektir. Ciltten kabarık olmayan, önce mor olan, daha sonra renk değiştiren, birkaç hafta içerisinde solup kaybolan cilt içi kanamalarına biz morluk veya çürük veya bizim tıp dilinde ekimoz adı veriyoruz. Çocuklar da eğer çok hareketli, biraz haylaz, yaramaz bir çocuksa Bizim gördüğümüz en sık neden sağa sola çarpma nedeniyle görülen morluklardır. Hele hele çocuğun kolunda bacağında ki morluklar altında kemik olan bir yüzeyin morarması ise çoğu zaman travmaya bağlıdır. Ama tabii ki morlukların mutlaka travmanın şiddetiyle eşdeğer büyüklükte ve şiddette olması gerekir. Küçücük bir travmayla koskocaman bir morluk olması anormaldir. Çoğu zaman çocukların kollarında ve bacaklarında kemik yüzeylerdeki morlukları biz normal olarak değerlendiririz. Yine muayene sırasında çocukta başka hiçbir patolojik bulgu görmez isek. Ancak diğer yandan çocukların ee, morluklarının en önemli başka nedenlerinden biri de kandaki pıhtılaşma hücrelerinin etkilenmesidir veya pıhtılaşma sisteminin etkilenmesidir. Daha çok trombosit dediğimiz küçük kan pulcuklarının sayısal olarak veya işlevsel olarak bozulması veya da azalması nedeniyle bu, bu çürükler ve morluklar oluşur. İşte o zaman daha ciddi hastalıklara delalet eder ve araştırılması gerekir.